Allah Teala'nın bir kısım sıfatları var. İnsan Allah'ın şuhunatının numunelerini kendisinde taşıyan bir varlık. İşte Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti olduğu gibi Allah bu özelliklerinden bize de vermiş. Hz. Adem'le ilgili bir ayette Allahu Teala ona ruhumdan üfledim diyor. Yani kendimden özellikler verdim anlamında. Bu özelliklerden bir tanesi de ilahi irade yani Allah irade sahibidir. Dilediğini yapar, dilemediğini yapmaz. Ve şu alem Allah'ın ilminin eseri olduğu gibi, kudretinin eseri olduğu gibi aynı zamanda iradesinin de bir eseridir. Allah böyle dilemiş, alem bu şekilde meydana gelmiştir. i̇rade ifade babında meşiyet ve ihtiyar kelimeleri de kullanılır. Meşiyet Allah'ın dilemesi, ihtiyar hayır kökünden geliyor. Allah'ın hayırlı olanı seçmesi anlamına gelir. Diyelim ki bir makale var. Bir makale yazdık. Bu makalenin varlığı bundaki manaları ölçüp biçip belli bir sistem dahilinde yazanını gösterir. Yazar böyle bir konuyu ele almak istemiş ve bu makale onun istediği şekilde meydana gelmiştir. Bu misal gibi içinde bulunduğumuz muhteşem alem de yüce yaratıcının iradesinin bir tecellisidir. O alemi bu özelliklerde yaratmayı dilemiş ve yoktan var etmiştir. Ancak deist filozoflar Allah'ı kabulle beraber Allah'ın iradesi noktasında problemleri var. Bu filozoflar, deist filozoflar akıllarıyla Allah inancına ulaşmışlar. Bunların kabulüne göre Allah evrenin içine mekanik ilkeler yerleştirmiş. O istese bile evrene yerleştirdiği rasyonel düzene karşı gelemez. Onun iradesi bile bu rasyonel ilkelere bağlıdır. Ve yine onların kabulüne göre bu dünyada mucizenin yeri yok. Tanrı evreni mucize ile değil rasyonel yasalarla yönetir. Gerçi bu yasaları o kendi koymuştur. Ama bir defa yarattıktan sonra evrenin gidişine artık karışmaz olmuş. Onu kendi kendine işlemeye bırakmıştır. Bu ifade ettiklerim onların görüşü. Ama Kur'an Allah'ı bize öyle anlatmıyor. Kur'an Allah'ın kelamı ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de faalul lima yurit olarak Allah dilediğini yapar. Bu şekilde Allah kendini bize anlatıyor. Evet alemi yaratmış. Ama alemi kendi haline de bırakmamış. Alemde her an Allah'ın tasarrufu devam etmekte. Ve Allah faili mustar değil, faili muhtardır. Yani böyle bir şey yapmaya haşa mecbur değildir. Dilediğini yapar. Ancak akıllarıyla Allah'a ulaşan bir kısım düşünürler. Onun iradesini göz ardı ederek Allah'a mucibi bizzat demişler. Ve güneş varsa Güneşin ışığı mutlaka olacaktır. Allah varsa da alemin varlığı kaçınılmazdır. Ve Allah'ı alemi yaratmaya mecbur gibi öyle hayal etmişler. Halbuki biz herhangi bir makaleyi yazmak istersek yazarız. Yazmak istemezsek de yazmayız. Allah dilemeseydi bu alemi yaratmazdı. Dolayısıyla... Her şey ilahi iradeye göre meydana gelmekte. Bir şeyi yapma potansiyeli o şeyin varlığını zorunlu kılmaz. Yazı yazmayı bilmemiz zorunlu olarak yazıyı meydana getirmez. Zaten irade bu gibi durumlarda devreye girer. Yapabiliriz de yapmayabiliriz de hangisini tercih etmişsek bu irade oluyor. Hamdi Yazır diyor ki kendimiz için hürriyet ararken Yaratıcımız için mecburiyet yakıştırmak haddi aşmaktan başka bir şey değildir. Yani biz kendimiz için e, hür olmak istiyor muyuz? Evet istiyoruz. E, ben istersem yaparım, istemezsem yapmam diyoruz. Ama Allah hakkında bazı filozofların Allah yaratma mecburdur, yaratma mahkumdur demeleri haşa hadlerini aşmaktır. Ve bir de Allah istese aleme müdahale edemez demişler. Bu da haddi aşmak oluyor. Allah kendi koyduğu kanunların mahkumu değildir. Yani evet alemde sünnetullah tabir edilen kanunlar çerçevesinde icraatta bulunur ama dilerse de alemde mucize gibi sıra dışı durumlara da yer vardır. Ve Allah dilediğini yaratır. Dilediği şekilde hüküm verir. İşte bir tavuk nasıl olacak, bir horoz nasıl olacak, bir civciv nasıl olacak, ilahi iradeden nasıl çıkmışsa bunlar bu şekilde olmaktadır. Ve her bir varlık ilahi iradeden haber verir. Yoksa Allah'a rağmen bazı şeyler var olmuş değildir. Kur'an-ı Kerim her şeyin hazineleri Allah'ın yanında olduğunu ifade ediyor. Mesela yağmur hazineleri Allah'ın yanındadır. Ama Allah yağmuru indirirken belli bir ölçü çerçevesinde indirmektedir. Yoksa bir yılda indirdiği yağmur bir günde inecek olsa Nuh tufanından daha büyük e, hadiseler olur. Ama Allahu Teala belli bir ölçüyle kademeli bir şekilde rahmet olarak yağmuru göndermektedir. Öte yandan rastgele esiyor zannedilen rüzgar Allah'ın iradesine göre eser dağlar gibi bulut kümelerini yüklenip muhtaç yerlere sevk eder. O yani rüzgar dünyadaki sistemin olmazsa olmazlarındandır. Allah dilediğinde bir rahmet esintisi olur, insanları ferahlatır. Yine o dilediğinde bir azap kamçısı olur, onları cezalandırır. Mesela Ad kavmi 8 gün ard arda esen şiddetli rüzgarla cezalandırılır evleri harabeye dönerken kendileri de içi boş kof hurma kütükleri haline getirilir. Yani burada rüzgar deli dolu esiyor gibi görülüyor ama rüzgar Allah'ın estirdiği canipten esiyor. Normalde rahmet olarak bize geliyor ama Allah dilediğinde bu bir azap kamçısına dönüşüyor. Bazı kavimler at kavmi gibi şiddetli rüzgarla helak ediliyor. Allah'ın iradesini anlamada kendi irademiz güzel bir örnektir. Mesela burada bir ev görmekteyiz. Diyelim ki ben bu evi şu şu özelliklerde yapmayı tercih ettim deriz. Allah da alem sarayını kendi dilediği özelliklerde yaratmayı tercih etmiştir. Böyle bir sonuca varırız. İnsan böyle bir evi planlarken kendi kullanışına göre düşünüyor kapı şöyle olsun, işte pencere böyle olsun, içerideki odalar şöyle olsun, etrafında bir bahçesi olsun gibi, bahçede şöyle şöyle ağaçlar, böyle böyle çimen olsun gibi bunları planlıyor. Allah da alem olsun, alem içinde dünya, dünya içinde dağlar, ovalar, denizler, denizlerde balıklar gibi bütün bunları böyle seçmiş ve bu şekilde bunları meydana getiriyor ama birisine hayattan hayret ettiğin şey nedir demişler O da demiş ki birisinin sesini duymadan kimin geldiğini söylüyorlar bunu nasıl yaptıklarını anlayamıyorum şimdi ama birisi sesi duyarak ancak falan geliyor diyebilir ama gören insanlar işte falan geliyor diye bunu rahatlıkla söylerler. Peki ama bir insan bunu anlamakta neden zorlanıyor? Çünkü kendisinde e, bunun nasıl olacağını bilmeye e, yaratılış müsait değil. İşte Allahu Teala eğer bize kendi ilminden, iradesinden, kudretinden bazı numuneler vermeseydi biz Allah'ın ilmini, iradesini, kudretini anlayamazdık. Bize vermiş azıcık ilmimizle onun sonsuz ilmini bilelim. Azıcık irademizle onun her, her, şeyi kuşatan iradesini bilelim. Azıcık kudretimizle onun sonsuz kudretini bilelim diye. Mesela ayette şöyle geçiyor. Ela ya'lamu men halak. Yaratan yarattığını bilmez mi? İşte ben bunu nasıl anlarım? Ben falan kitabı yazdım. Kitabımda ne var bilirim. Veya bir usta der ki ben falan evi yaptım. O evde ne var bilirim. Buradan kıyas yoluyla diyoruz ki ben kendi yazdığım kitabı biliyorsam, bir usta yaptığı evi biliyorsa Allah da alemde neler olduğunu elbette bilmektedir. Ve gerçekten de alemde her şey güzel bir şekilde yaratılmış ve ilahi iradenin mükemmelliğini insan bunlarla görebilmekte. Diyelim ki Allah herkese rızkı bol olarak da verebilirdi. Ama ilahi iradede de İnsanlar fakir zengin olabilecek şekilde böyle tercih edilmiş. Bunu Karadenizli bir dostum şöyle ifade etmişti. Dedi ki bizde şöyle derler sen ağa ben ağa inekleri kim sağa. Ve herkes bu şekilde ağa olsa inekleri sadece kimse bulunmaz. Demek ki bazılarına şöyle bazılarına böyle olmasın. Görünüşte bir adaletsizlik gibi ama alem bunlarla renklilik kazanıyor. Hayat bir hareketlilik kazanıyor. Allah herkese gökten yağmur gönderir gibi rızık gönderirdi ama bunu irade etmemiş. Neden? İnsanlar tembellikten kurtulsun, çalışan çalışmayan açığa çıksın. Ve Erzurumlu İbrahim Hakkı alemdeki ilahi irade ile meydana gelen her şeydeki güzelliğe şöyle dikkat çekmiş. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Mesela burada bir arslan görmekteyiz. Bu arslan mahiyeti her şeyiyle birbirini tamamlayacak şekilde. Vücut iri yarı, gözleri keskin, pençeleri kuvvetli, vücudu kuvvetli, çevik ve tam da ormanların kralı olmaya kapasiteli bir varlık. Arslan bu haliyle tercih edilmiş, ilahi iradeden bu böyle çıkmış. Ama bir ceylanı düşündüğümüzde e, ceylanın mahiyeti farklı ona göre ona verilen azalar da farklı. Ve oradaki ilahi irade e, başka şekilde tecelli etmiş. Arslanda da göz var oradaki göz arslana uygun ceylanda da göz var oradaki göz ceylana uygun. İlahi irade bir takım özellikleri var. Bunlardan bir tanesi ilahi irade zatim yani bizim irademiz Allah'ın bize vermesiyle ama Allah'ın iradesi aşağı başka bir yerden değil kendi zatından. Burada meşhur bir ressamı görmekteyiz. Bu Allah'ın eseri ve bir tablo yapmış. O da o kimsenin eseri. Ve Allah insanı öyle tercih etmiş ki kendi ruhundan verdiği özellikler yani kendinden verdiği özelliklerle insan sanatkar olabilmekte. Bizdeki ilim, irade, kudret bunlar Allah'ın vermesiyle ama Allah'ın ki doğrudan kendinden. İlahi irade insanın iradesine benzemez. Yani biz de irade sahibiyiz, bir şeyleri istiyoruz ama bizim istememizde o şey meydana gelmiyor. Ama Allah bir şeyi irade ettiğinde, murad ettiğinde onlar meydana gelmektedir. Ve Allah'ın iradesi nafiz. Biz kış içinde baharı temenni ederiz ama bu baharı meydana getirmez. Kur'an-ı Kerim 8 ayetinde Allahu Teala'nın ol emriyle yarattığını bize bildiriyor. Orada Allah'ın irade etmesi o şeyin meydana gelmesine yetmektedir. İnsanın işlerinde irade yine gerekli. Ama tek başına irade yetmiyor. Yani biz e, diyelim ki bir yemek yapmayı irade edebiliriz ama teşebbüs etmemişsek veya gücümüz yoksa o yemek meydana gelmez. Ama Allah bir şeyi irade etmiş de olmamış böyle bir şey tasavvur edilemez. Öte yandan ilahi irade şumullü. Yani Allah'ın iradesi her şeyi kuşatmış. Rahmeti kuşattığı gibi, ilmi her şeyi kuşattığı gibi iradesi de her şeyi kuşatmış. Hadisin ifadesiyle ma Allahu ken ve ma lam yasha lam Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Dolayısıyla şu alemde onun dilemediği bir şeyin var olması, ona rağmen bazı olaylar meydana gelmesi düşünülemez. Burada başka bir incelik şu ilahi iradede. ilahi irade olası durumları da içine alır. Bir yönüyle irade nice ihtimaller ve olası durumlar arasında birine yönelmektir. Mesela bu insan bildiğimiz özelliklerde yaratılmış. Bu insan boyu diyelim 1.60, 1.90 arası gibi, kilosu işte şu şu kilolar gibi belli özellikler var. Ama 10 metre olabilir miydik? Olabilirdik. Allah bunu dilememiş. 60-70 yıl yaşıyoruz. 1000 e yıl yaşayabilir miydik? Allah dileseye yaşardık ama böyle dilememiş ve kanatlı olabilir miydik olabilirdik ama Allah bize kanat takmamış. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah'ın iradesi anlatılırken olası durumlara da dikkat çekiliyor. Allah bilmediğiniz bir şekilde de sizi yaratırdı bu anlatılıyor veya içtiğimiz su rahmet olarak gönderiliyor bize uygun bir özellikte gönderiliyor ama dilesek onu Acı bir su haline getirirdik. Kur'an-ı Kerim buna da dikkat çekiyor. Allah'ın iradesi alemde kanunlar şeklinde de tecelli ediyor. Mesela e, su kaldırır, ateş yakıcıdır, işte yer çekicidir, yer çekimi kanunu vardır gibi. Bunlar ilahi kanunlar. Allah böyle dilemiş e, ve iradesi ona göre tecelli etmiş. Tabiat ilahi bir sanat eseri. Mesela tabiatta yer çekimi, suyun kaldırma kuvveti gibi kanunlar var. Bunlar Allah'ın tabiata koyduğu ve kendileriyle icraatta bulunduğu kanunlardır. Ama adliyede kanunlar var. İş yapar mı? Kendisi yapmaz. Bu kanunlarla iş yapılır. Benzeri bir şekilde temsilde hata almasın. Allah bu kanunları koymuştur. Uygulayan da kendisidir. Ve bunlara Adetullah, Sünnetullah deniliyor ilahi kanunlar. Bunların kurallı olması sürekliliği sağlar. Ve mesela biz deriz ki bu süreklilik sebebiyle su 100 derecede kaynar. Böyle bir süreklilik olmasa ilimler olmaz. Ateş yakıcıdır gibi külli sonuçlara varamazdık. Demek ki ilahi irade kanunlar şeklinde tecelli etmiş. O da tabiatta kanunlarla ilahi icraatı netice veriyor. Peki ateş yakıcıdır dedik. Ateş daima mı yakıcıdır? Bunun istisnası yok mu? Nasıl ki kanunlarda istisnai durumlar vardır. Allah'ın da kanunlarında şuzuzat tabir edilen mucize, keramet gibi sıra dışı durumlar vardır. İşte ateş yakıcı ama Hz. İbrahim'i Nemrut ateşe attığında Ateş yaktı mı? Yakmadı. Neden? Allahu Teala ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim dedi. Ey ateş İbrahim'e serin ve selametli ol. Demek ki ateş de Allah'ın emri dairesinde hareket ediyor. Çirkinlikler var görünüşten. istenmeyen bir takım olaylar var. Bunların ilahi irade ile alakası. Bunlar da ilahi irade çerçevesinde meydana gelmektedir. Haşa Allah'a rağmen meydana geliyor değildir. Allah dilese herkese iman nasip ederdi ama dilememiş. Dilememiş derken insanları imtihan etmeyi murad etmiş. Bundan dolayı dileyen iman ediyor, dileyen de kafir oluyor. Bunun kadere bakan yönü var o da önemli bir nokta. Mesela Allahu Teala e, dilediğine kız dilediğine erkek verdiğini bize bildiriyor. Bu ilahi iradeyi o kadar harika bir şekilde gösteriyor ki dünya nüfusunun yarısı erkek, yarısı kadın. Ve eğer bu insanların kendi keyfine bırakılsa e, diyelim erkek nüfus çok fazla olabilir. E, genelde erkek evlat istiyor anne babalar. Yüzde %90 erkek, yüzde %10 e, kız nüfus. Dünyada dengeler alt üst olur. Ama Allahu Teala kimsenin keyfine bunu bırakmamış. Bazı ailelerin kız çocukları fazla oluyor, bazılarının erkek ve böylece bir dengeleme meydana geliyor. Peki ilahi irade karşısında beşeri irade, bizim irademizin durumu? Kadın veya erkek olmamız doğrudan bir kaderdir ama mümin veya kafir olmamız tercih olarak bize bırakılmıştır. Hiç kimseye neden kadın oldun diye sorulmayacak, niye erkek oldun diye sorulmayacak ama neden imanı tercih etmedin veya neden günahları tercih ettin insanlara sorulacaktır. Ve Kur'an-ı Kerim bize bunu çok net bir şekilde anlatmış. قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ De ki Rabbinizden hak size bildirilmiştir. فَمَنْ شَاءَ men وَمَنْ شَاءَ yekfur <الْيكْفُر> Artık dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Bir başka ayet İnsan Suresi 3. ayet İnne hedeynahu sebebiyle imma şakir ama imma kefura. Biz insana yolu gösterdik. Artık ister şükreden biri olur, isterse de lankör biri olur. Şöyle diyebiliriz. Mesela güneş, ay gibi varlıklar tamamen kaderlerinin mahkumu. E, güneşin iradesinden söz edemeyiz. Ayın iradesinden söz edemeyiz. Bunlar tümüyle kaderin mahkumudur. Ama insan seçmeye mahkum bir varlıktır. Ve böyle olunca nasıl ki sınava giren bir kimse ister istemez şıklardan birini tercih ediyor. Hatta hiçbir şıkkı tercih etmemek de yine bir tercih oluyor onun için. Bizler bu dünyaya gönderildikten sonra Blue döneminden itibaren neleri seçmişsek kendi irademizledir. Dolayısıyla ona göre bunun bir e, neticesi olacaktır. Ama e, bize bu şekilde bir irade verilmesi cüzi bir iradedir, külli irade yine de Allah'ındır. Wa mātešāwuna illā inşāAllah. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ve yaratma noktasında da bizlerin fiillerini yaratan Allah'tır. İşte ilahi irade her varlıkta kendini göstermekte insanlarda da o insanları erkek kadın yaratmak gibi daha diğer özelliklerde yaratmak gibi yine kendini göstermekte. Ama bizlerin fiillerinde tercih bize bırakılmakta. Böyle olunca da insanlar iyi veya kötü insan haline gelmeyi kendileri tercih etmekte.